Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü sohbeti bir ayetin meali üzerinden konuşacağız. Sesim duyulmuyor mu? Az geliyor. O zaman biraz yaklaşın, uzakta durmayın. Yap. Mikrofon da yok ya, o yüzden yapamadım. Nasıl açılıyor? Ekran. Evet. Açtık. Mikrofon konusunda ufak bir problem olduğu için Kur'an'da bir surede, Fatır suresinin 5. ayeti "Ey insanlar" diye başlıyor. "Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir." Tabii ki o vaat nedir? Biraz onu anlamak lazım. Allah'ın vaadi gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o çok hilekar olan şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Bu Allah ile aldatmak kavramı günümüzde çok popüler hale gelmiş bazı kişiler vesilesiyle. Ama hep dikkat dışarıya odaklı. Yani birileri hep bizi Allah ile aldatıyor diye biz alıyoruz. Halbuki orada aslında ayet insanın kendisine öncelikle bakıyor. Tabii ki başkaları da bizi Allah ile aldatabilir ama asıl olan şey bizim kendimize dönük iç farkındalığı ve muhasebeyi yapabiliyor olmamız. Şimdi Allah'ın vaadi gerçektir diyor. Bu vaat nedir? Birincisi bu. İkincisi, dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı nedir? Üçüncüsü de Allah ile insan nasıl aldanır? Bu da üçüncü soru aslında. Allah'ın vaadi nedir? Allah'ın vaadi önemli bir kavram. Çok özetle ifade edersek, çünkü ana konumuz bu olmayacak. Aslında Allah'ın vaadi insanın ne olduğuna dair bir farkındalıkla kendini ve hayatı doğru tanımlamasıdır. Yani Allah seninle ilgili sana ne diyor? Sen kimsin? Ne deniyor en özet ifadesiyle? Allah bir halife oluşturmak istiyor ve insanın yaratılışına, deyim yerindeyse, başlıyor. Fakat en önemli nokta Allah'ın insana üflediği ruh kavramıdır. Çünkü her şey ondan sonra tanımlanıyor. İşte meleklerin Adem'e secde etmesi, insanın
yüksek bir yaratılışa, yüksek bir niteliğe, mahiyete sahip oluşu ve aynı zamanda da çok önemli bir şey, insanın Allah'a aidiyeti. Yani eğer kullarım beni soracak olurlarsa de ki ben onlara şah damarından daha yakınım. Aslında bu da Allah'ın bir vaadidir. Veya Allah'ın insana verdiği çok önemli bir mesajdır. Yani sen şah damarından daha yakın bir Allah'la her zaman yaşıyorsun. Aslında sırf bu ayet bile insanın yalnızlık kavramını, insanın terk edilmişlik kavramını veya insanın işte ailesiyle yaşadığı herhangi bir problem nedeniyle kendisini sevilmeyen, anlaşılmayan, takdir edilmeyen, önemsenmeyen biri gibi hissedilme kavramını otomatik olarak aslında boşa düşürür. Yani eğer biz Allah bana şah damarımdan daha yakın, ben ne kadar bunu hakiki anlamda idrak etmesem de ben kendime İsmail çok yalnızsın, seni hiç kimse anlamıyor, bak yapayalnızsın, evdesin, hiç kimse yok, arayanın yok, soranın yok, kıymetini bilen yok, takdir eden yok gibi düşünceler devreye girdiğinde aslında Allah'ın bu ifadesini, bu sözünü hatırlamak durumundayım. Çünkü asla yalnız değilim. Asla yalnız da olamam. Mesela yapayalnız kalamam. Kimsesiz kalamam. Varoluşçuların söylediği gibi yeryüzüne fırlatılıp atılmış bir varlık değilim. Şah damarından daha yakın olan bir yaratıcı ile, sonsuz kudretle her an beraberim. Dolayısıyla aslında bu ayetin başı bizim için çok geniş bir tefekkür ufkunu bize aslında hatırlatıyor. İkinci noktaya ben daha odaklanmak istiyorum. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Tabii ki burada Kur'an'da dünya kavramı, bir dünya kavramı var, bir de dünya hayatı kavramı var. Bunlar iki farklı anlamda kullanılır. Bir tanesi, mesela bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver tarzında. Bir anlamda yaratılış alemlerinin bu düzeyini ifade etmek, yani daha maddi olan düzlemini ifade etmek, daha böyle sebeplerin, kanunların tırnak içinde, kanunların hakim olduğu bir alemi ifade etmesi manasında bu düzeye dünya denilebiliyor. Burada birçok ilahi kanun var. Ve burada işleyiş kanunlar çerçevesinde oluyor. Mesela bir meyve direkt olarak ortaya çıkmıyor. Bir ağaca ihtiyaç var. Bir ağaç için bir çekirdeğe ihtiyaç var. Bir çekirdek için bir meyveye ihtiyaç var. Dolayısıyla birçok kanun var. Bir çocuk için anne babaya ihtiyaç var. Bedenin rahatlaması için nefes alıp vermesine ihtiyaç var. Bedenin biyolojik canlılığını devam ettirmesi için suya ihtiyaç var vesaire. Dolayısıyla bu düzlem birçok kanunun işlediği bir alem. Bu anlamda kanunların olmadığı, kanun üstü bir alem değil. Mesela ahiret neredeyse kanunların olmadığı bir alem. Hani bizde bazen halk arasında denir ya, cennette bir şey istediğin zaman hemen alacaksın. Neden? Çünkü kanunlar yok. Hani meyve için ağaç dikmen gerekmiyor veya bir pazardan dikilmiş ağacın meyvesini satandan alman gerekmiyor.
istediğin zaman, bir arzun söz konusu olduğu zaman o meyve ortaya çıkıyor. Tabi buna şimdi böyle kuantum fiziği falan hikayelerine girmemize gerek yok. Mevzumuz bir şeyi bilimsel zemine oturtmak da değil. Ama şunu anlayabiliriz. Dünya dediğimiz, bazen de yeryüzü denilen, yani Arapçada arz denilen şey, birçok kanunun Allah tarafından konulduğu ve Allah'ın tecellisinin o kanunlar çerçevesinde çoğunlukla işlediği bir alemdir. Kanunlar mutlak değildir. Hatta bunu şuradan da ifade edebiliriz. Mesela fizikte birçok şey vardır, kanun vardır. Bir istisnası vardır. Örneğin sıvılar katılaştığı zaman hacimleri azalır. Ama suyun hariç. Su katılaştığı zaman hacmi artar. Bu aslında bize aynı zamanda şunu da tefekkür ettirebilir. Hiçbir kanun mutlak değildir. Kanunlar genel olarak Allah'ın koyduğu yasalardır. Ama yaratıcı o yasalara mahkum olmadığı gibi bize bazen o kanunların istisnaları olduğunu da gösterir. Hatta bazen o istisnalar çok çok önemli hale gelir. Örneğin suyun donduğu zaman hacminin artması sayesinde denizlerde hayat daha uygun bir şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla bu yaratılış aleminde bir kısım kanunlar vardır. Bu bize aslında neyi hatırlatıyor? Yaratılış düzleminin bu düzeyindeki kanunlar Allah'ın koyduğu kanunlardır. Haşa, Allah'ın aşamadığı bir kanun anlamında değildir. Fakat sen bu düzlemde yaşadığın için bu kanunlara tabisin. Böyle keyfi olarak bunları aşamazsın. Bunlar genel olarak bu yaratılış düzeyinde caridir, işler kanunlardır. Ama unutmayalım, bu kanunlar Allah'tan bağımsız değildir. Allah'ın kudretine dayatılacak şeyler değildir. Allah dilediğinde bunları bazen işte Hazreti İsa'nın varoluşunda veya bazı şeylerde değiştirdiği gibi bazen de kanun olarak o kanuna bir şeyi istisna kılar. Su örneğinde olduğu gibi. Bir de aslında insanın kendi iç aleminde o spiritüel varlığının altına düştüğünde kendini özdeşleştirdiği bir kendilik hikayesi var. Yani insan gerçek kendini unuttuğunda kendini başka bir şey zanneder. Aslında benim kanaatim, hani dünya hayatı, hayatı bu düşük düzeydeki düşünce, duygu ve davranış alışkanlıklarının kalıbıyla tanımladığımız ve yaşadığımız hayattır. Buna daha özet bir ifade kullanırsak, dünya hayatı sahte benlikler üzerinden yaşanan hayattır. Sahte benlikten kastettiğimiz şey nedir? Sahte benlikten kastettiğimiz şey, gerçek kendinin dışında kendini tanımladığın, yani ben dediğin bütün benlikler sahtedir. Bakın, duygulara sahtedir demiyorum. Düşüncelere de sahtedir demiyorum. Eylem kalıplarımıza da sahtedir demiyorum. Bunu özellikle de ayırmayı hatırlatıyorum. Bunu ayırmamız gerekiyor.
Mesela bir duygu yaşadım. Diyelim ki biri beni yok saydı. Bende de küçümsenme duygusu oluştu. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Ama ben küçümsendim dediğinde, bundan sonra beni hiç kimse küçümseyemez dediğimde, bir daha beni hiç kimse küçümsememesi için bundan sonra şöyle yapacağım dediğinde, sen sahte bir benlik üzerinden hareket ediyorsun. İşte birisi sen de kimsin dediğinde, sana bir gün kendimin ne olduğunu ispat edeceğim dediğinde sahte bir benlikle hareket ediyorsun. O yüzden düşünceler, duygular ve eylem alışkanlıkları temelde problem değildir. Tabii ki yanlış düşünce, duygu ve davranışlar yanlıştır, ayrı bir şey. Ama bütün düşünce, duygu ve davranışlar, davranış örüntüleri, alışkanlıkları yanlıştır demiyoruz. Bizim düşünce, duygu ve eylem dünyamızda bir şeyler olabilir. Mesela bir insan beni sürekli her gördüğünde küçümseyebilir. Ben de derim ki ya küçümsenme duygusu böyle bir şey. Biri küçümsedi, bende de bakın küçümsenme duygusunun ne olduğunu o sayede anlıyorum. Ama kendimi o duyguyla tanımlamıyorum. Beni küçümsedi diye tanımlamıyorum veya ben küçümsendim diye tanımlamıyorum. Ben küçümsendim diye tanımladığım an dünya hayatına iniyorum. Dünyevileşiyorum. Buna ne derseniz deyin. Yani dünya hayatına başlıyorum. Dünya hayatının içine giriyorum. Dünya hayatının içinden bakıyorum. Ve belki bir ömür boyu o küçümsenme duygusunu aşmak için, bir daha küçümsenmemek için, bir daha yok sayılmamak için, bir dahaki sefere kendimi ispat etmek için diyelim ki bir şeyler yapıyorum. Gidip profesör oluyorum. Okuyorum, çalışıyorum, 3 dil biliyorum, bir de profesör oluyorum. Ben ne hayatı yaşadım bu durumda? Dünya hayatı yaşadım. Ben dünya hayatının içinde kayboldum demektir. Bunu hayatınızda irdelemeniz gerekir. Hepimizin içinde bulunduğu hayat büyük oranda dünya hayatıdır. Yani ne demek? Ben bu hayatı hangi benlikle yaşıyorum aslında? Nelere ben diyorum? Mesela diyorum ki insan çocuğu için yaşar. Sen dünya hayatını yaşıyorsun. Bir insan çocuğu için yaşar diye bir hani dini bir metin de yok. Herhangi bir kutsal metinde bir ifade de yok. Ama sen kurmuşsun bunu. Çünkü bir benliğin şunu demiş veya farkında olmadan şu noktaya evrilmişsin. Bir hedefim olmalı. Ne olabilir hedefim? Ya işte kocadan veya kadından da bir şey bulamadık. Bir şansımız olmadı. Kadınsam, kocam berbat çıktı. Erkeksem kadın beni anlamadı, takdir etmedi. Bu sefer işi çocuğa sarıyorum. Çocuğum için yaşıyorum. Aslında ben ne hayatı yaşıyorum? Dünya hayatı yaşıyorum. Evet, işte o benlikler, yani bir benlik veya benlik grupları, o zaman diyor ki hayata nasıl tutunayım? Çünkü illa tutunacak o. Neden? Çünkü o benlik sahte bir benlik ve bir şeye tutunarak aslında yaşayabileceğine inanıyor. O zaman ne yapıyor? Kadına tutunamadın, erkeğe tutunamadın, o zaman çocuğa tutun. Çocuğa tutunamadın, işine tutun. Öyle bir iş yap ki, öyle bir iş adamı ol ki millet örnek alsın. İş nasıl yapılırmış görsün. Sürekli eğer o bir şeye tutunarak insan yaşayabilir diye bir benliğe sahipsem, o benlik ister istemez bir şeye tutunacak. Onun başka bir çaresi yok.
Hani hep denir ya böyle, ya işte insan sevilmek istiyor. Ve işte insan takdir görmek istiyor. İnsan anlaşılmak istiyor. Bütün bu benlikler nedir aslında? Sahte benliklerdir. Aslında hepsini topladığınızda vardıkları toplam, bütün o benliklerin vardıkları nihai nokta nedir? Aslında var olmak istiyorum. Nihai olarak aslında var olmak istiyoruz. Ha, var olamayınca da ne yapmak istiyorsun? Yok olmak istiyorsun. Yok olmak, intihar etmek anlamına geliyor. Çünkü hayatı var olabilecek miyim, olamayacak mıyım üzerinden kuruyorsun. Kim kuruyor bunu? İçindeki sahte benlik kuruyor. Neyle var olacağım diyor. Oturup yıllarca bir insan düşünebilir değil mi? Neyle var olacağım? Var olmak ne demek? İşte var olmanın dayanılmaz ağırlığı, hafifliği, işte insan nasıl var olur? Bir sürü düşünüyoruz değil mi? Bunu düşünmeyen kim sadece? Genel olarak kim düşünmüyor? Hayvanlar düşünmüyor. Neden? Çünkü sahte benlik üretecekleri bir mekanizmaları yok. O yüzden. Senin sahte benlik üretebilme potansiyelin var. Bu onlardan aşağı olduğunu göstermiyor. Yaratılış hiyerarşisinde kıymetlisin ama sana verilen bilinç imkanını doğru kullanmadığında tam aksi istikamette işte bir hayvandan daha şaşkın bir hale gelebiliyorsun. Var olma anksiyetesi yaşıyorsun. Neden? Çünkü çok ilginç bir şey. Var olmadığını bir taraftan düşünüyorsun ama bir şey var ki bir anksiyete duyuyor. Anladabildim. Hani şunu ayırt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Var mıyım yok muyum aslında? Çok basit bir soru. Soru gerçekten çok basit aslında. Var mıyım yok muyum? Yoksam zaten defter kapalı, açmana da gerek yok. Yoksun. Ama bunu diyebilecek yeryüzünde normal zekası olan bir kimse yoktur değil mi? Hani bu, şu hayatta yaşayıp da ben yokum diyecek bir kimse yok. Neden? Çünkü bir şey var. Hani ben yokum dese o ben yokum diyecek olan bir şey de olmazdı. O ben yokum diyen de bir şey orada. Demek ki bir şey var. Mesele şu. Ne var aslında? Yani soru bizde yanlış bir yerde kuruluyor. Ama aslında çok kolayca da fark edilebilecek bir şey. Hani varlık mücadelesi yapıyorum diyen bir insana şunu soramaz mıyız? Sen yok musun ki varlık mücadelesi yapıyorsun? Yoksan zaten bu mücadeleyi yapacak biri olmazdı. Var olmak istiyorum diyen biri olmazdı. Bir şey var. Ama bak o bir şey nedir? Bunu anlaman gerekiyor. O yüzden aslında hayat bir var olma olamama mücadelesi değil. Varlığının farkındalığıyla yaşama durumudur. Varlığının farkında olarak yaşıyor musun? Yoksa varlığının farkındalığını unutarak sahte benlikler üzerinden mi yaşıyorsun? Bugün modern psikolojiyi, psikiyatriyi hepsini alın. Aslında bütün hikaye o sahte benlikler üzerinden hayata tutunmaya çalışma üzerine kuruludur. Örneğin işte birilerini anlayarak, birilerinin acılarına dokunarak yaşamak. Mesela bu da bir tutunma biçimidir. Bakın çok masumanedir. Hiçbir problemi de yoktur. Hani küçümseyeceğimiz, eleştireceğimiz bir şey değil. Ama problem nerede? Sen kendini onun üzerinden tanımlıyorsun. Yani şu hayatta birilerinin hayatına dokunabilirsem, birilerinin acılarına şifa olabilirsem, işte şöyle vesile olabilirsem, artık hangi kavramı kullanırsanız kullanın. O benlik olabilecek en makul, en masum
bir şeye tutunarak var olmaya çalışıyor. Bu bile sahtedir. Hani bu, buna hiç kimse kolay kolay eleştiri getirmez, değil mi? Yani insanların acılarını gidermek, onların sıkıntılarına merhem olmak, onlara daha mutlu olabilecekleri bir imkan sağlamak adına mücadele etmek, değil mi? Aslında çok güzel bir şeydir. Hiç kimse de, akıllı olan hiç kimse bunu küçümsemez. Hiç kimse bunu yadırgamaz. Hiç kimse bunda bir problem görmez. Ama problem nerede? Bir insanın kendini böyle bir fonksiyon üzerinden var etmeye çalışmasıdır. Problem niye bir problem? Çünkü sen zaten var olan birisin. Var olmaya çalışmanda bir problem var. Var olmaya çalışmak bir problem. Zaten o yüzden başımız türlü türlü belaya giriyor. Var olmaya çalışıyoruz. Bu şuna benziyor. Yani bazen aklıma bazı örnekler gelir. Sizin de gelebilir. Hani şeffaf bir duvar düşünün böyle. Şeffaf bir duvar ama var bir duvar yani. Bir zemin var. Ve biri o şeffaf duvarın aslında çok sağlam ve gerçek bir duvar olduğunu unutuyor. Ve o şeffaf duvarın üzerine çeşitli desenlerde duvar resmi çiziyor. Mesela çiziyor, çiziyor. Bir taraf açık kalıyor. Burası delik kaldı diyor. O duvarı tamamlamaya çalışıyor. Tamamladığını düşündüğünde hah diyor, bak şimdi bir duvarım oldu. Halbuki senin bir duvarın var. Senin gerçek bir duvarın var. Senin o gerçek duvarın üzerine inşa ettiğin resim, boya aslında dökülecek bir şey. Asıl o hakiki ve şeffaf duvar, gerçek duvar. Ve sen onun farkında olmadığın için ya bunalım yaşıyorsun, bir duvarın bile yok diyorsun. Bir kedim bile yok, anneme küstüm. Benim hayatımda hayat mı? İşte hayatta hiçbir sevenim olmadı. Bir sevenin olsa duvar büyük oranda tamamlanacak. Tamamlanmıyor da sevenin olacak, seni herkesten çok sevecek. İşte senin onu sevdiğinden daha çok sevecek. Bir sürü, sürekli o duvarı duvar yapmaya çalışıyoruz. Gerçek bir duvarı, gerçek bir duvardan bir duvar üretmeye çalışıyoruz. İşte bu dünya hayatıdır. Ve onunla oyalanırsın. Ve hayatın boyunca hep şunu düşünürsün. Bu duvarı tamamlayabildim mi? Hayatımda istediğim şeyleri yapabildim mi? Hedeflediğim şeylere ulaşabildim mi? İstediğim şeyleri yapmak konusunda bana ne engel oldu? İçimde hangi ukdeler var? Neyi yapamadım? Hayatımda eksik olan ne? Anandan babandan başlıyorsun. Hikaye zaten hep oradan bir başlatılıyor. Ya onları siliyorsun. Mesela diyorsun ki annemi babamı sildim. Ben anne babanın dışında bir hikaye üreteceğim ve onun üzerinden bir varlık inşa edeceğim diyorsun. Ve sürekli o gerçek duvarın üzerine boyuyorsun. Ne yaptığını düşünüyorsun? Bir duvar ördüğünü düşünüyorsun. Neyin üzerine? Aslında gerçek duvarın üzerine. Ve o gerçek duvar örtülüyor. Gerçek varlığını unutuyorsun. Niçin gerçek varlığını unutuyorsun? Çünkü daha çocukluktan itibaren sahte benliklerimiz daha 1-2 yaşlarından itibaren işlemeye başlıyor. Bunun rengi neye göre değişiyor? Mizacına göre değişiyor. Mesela diyelim ki gördüğüm güzel bir örnektir. Örneğin diyelim ki iki çocuk düşünün. İkisi de evde uyuyor. 4-5 yaşlarında diyelim. İkisi de ayrı ayrı evlerde uyuyorlar. İşte anne babası bir yere gitmiş.
Çocuk uyumuş. Onlar da bir yere gitmişler. Gelecekler. Çocuklar uyanıyor. Bir tanesi kalkıyor, etrafa bakıyor, çağırıyor, anne baba neredesiniz? Ses yok. Mizaç 8 ise diyor ki insanlardan hayır yok. Hep ben güçlü olmalıyım. Ve asla korkmamalıyım. Böyle bir hikayenin üzerinden hayat devam ediyor. Yani yaratıcının sana bir mekanizma olarak verdiği imkanı sen kimliğini tanımlayacak bir şeye dönüştürüyorsun. Eğer mizacın 2 ise yine diyelim ki uyandın, baktın etrafta kimse yok, ağlarsın ve kendini yapayalnız, eksik, yalnız ve korunmasız hissedersin. Bu sefer sürekli bir taraftan güçlü gibi görünmeye çalışırsın ama bir taraftan seni koruyacak, sevecek, sana sahip çıkacak, sana tırnak içinde yalnızlığını unutturacak birini ararsın. Başka mizaçlarda başka hikayeler üretir. Dolayısıyla aslında üretilen hikayelerin niteliği aynı sahtelik üzerine kurulu fakat rengi değişik. Dolayısıyla İnsan neyin üzerinden hayatı yaşadığını algılamak zorundadır. Bunu algılamadığımız, bunu gözlemlemediğimiz, bunun üzerinde çalışmadığımız müddetçe dünya hayatından kurtulamayız. Bakın, dünya hayatından kurtulamayız. Hep verdiğim örnekler bununla ilgilidir. Yani Hazreti Yusuf hapishanede ölebilirdi. Bu onun için bir varlık yokluk mücadelesi değildi. Veya işte bir peygamber öldürülmüştür. Bu onun için bir problem değildir. Bakın, Hazreti Yunus'a Allah'ın hatırlattığı nedir? İşte bir kavmi tebliğle inandırmak, inandıramamak, tırnak içinde başarılı olmak, olmamak mı? Yoksa sen, insanlar sana inanmadığında, yani senin getirdiğin mesaja inanmadığında sorduğu soru nedir aslında Allah'ın? Sen niye kızdın? Bütün mesele bu, bakın dikkat edin. Allah şunu sormuyor. Ya 20-25 yıldır tebliğ ediyorsun, kaç kişiyi peşine taktın? Kaç kişi inandı? Geçen bir sataniste baktım. İşte beni diyor 120 kişi takip ediyor, yok 150 takip ediyor. Zavallı, yani takipçisiyle meşgul. Neden? Çünkü dünya hayatında. Şimdi Hazreti Yunus'a Allah neyi gösteriyor aslında? Yani sen insanlara bir şeyler anlatıyordun. Ben sana hesap mı sordum? Yıl sonu performans başarısı mı bekledim? Veya işte arkadaşlar bu sene 1000 kişi, gelecek sene 10.000 kişi, 10 sene sonra 1 milyon kişi falan mı dedim? Öyle bir hikayem var. Ama bakın hepimizde bu hikayeler vardır, değil mi? Allah neyi soruyor ona? Daha doğrusu Allah ona neyi gösteriyor? Daha doğrusu Allah ona neyi görmesi gerektiğini hatırlatıyor. İçindeki o kızgınlık niye çıktı? Neden? Çünkü sahte bir benlik var ve o sahte benlik bunlar niye inanmıyor diyor. Kendini o an aciz mi hissetti? Kendini o an boşa çaba gösteren biri olarak mı hissetti? Kıymetim bilinmiyor diye mi hissetti? Bana yalancı muamelesi yapıyorlar diye mi hissetti? Bilmiyoruz. Ama şunu görüyoruz. Kavmine kızdı. Kavmine kızdıysan bu anlamda sahte bir benliğin var demektir bu anlamda. Kavmine kızıp terk ettin. Hangi sahte benlik var ise orada Allah Hazreti Yunus'a onu görmeyi teklif etti. Aslında bütün hikaye ne? İşte balığın karnına girmek ne? Sen o balığın karnından
deyim yerindeyse hayatı görüyorsun. Yani orada konu balık değil ama. Orada konu sahte benlik. Yani sen o sahte benlik üzerinden hayatı okuyorsun. Oradaki balık senin sahte benliğindir. O yüzden hem sufi rüya sembollerinde hem kadim sembolizmde balık kendini bireye indirgemiş. Yani kendini doğan ve ölen bir varlığa ve onun duygularına, düşüncelerine, onun arzularına ve korkularına indirgemiş olmayı sembolize eder. Hatta Kur'an diyor ki, eğer diyor o duayı etmese ve fark etmeseydi, kıyamete kadar onun içinde kalacaktı. Peki arkadaşlar, kıyamete kadar yaşayan bir balık mı var aslında? O sembolizmi anlatıyor Allah. Yani orada balık vardı veya yoktu, konu o değil. Oradaki anlaşılması gereken şey şu: sen sahte bir benlik üzerinden hayatı algıladığında hayat onun içinden sana görünür. Onun içinden hayatı algılarsın. Onun içinden hayatı tanımlarsın. Senin adına o yaşar. Şimdi orada bir balık vardı değil mi? Yunus içeride. Eğer Yunus o balıktan çıkamasa balığın hayatına mahkum olacak. Balık nereye gidiyorsa Yunus da oraya gidecek. Ama balığın içinden çıktığı zaman, o zaman bakın, balıkla kavga etmiyor. Balıkla çatışmıyor. Ben niye böyleyim? Benim hayatımı kim mahvetti? Anam mı, babam mı, kardeşlerim mi, o mu, bu mu? Bununla ilgili bir hikayesi yok. Başıma ne geldi de, ne yaşadım da bu hale geldim? Bunların asla şeyine girmiyor. Sen o balıktan çıkacaksın. O balığın tuzağından, o balığın mentalitesinden çıkacaksın. Bu kadar. O zaman sahili selamete çıkmış olursun. O zaman her şeyi olduğu gibi doğal haliyle görmüş olursun. Bir insan seni aşağıladı mı? Olabilir. Bu onun problemi. Eğer sen aşağılık bir şey yapmadıysan bu onun problemidir. İşte seni yok sayıyorlar. Eğer sen yoksan zaten yoksun o zaman. Varsan problem nerede? Problem kimin problemi? Var sayılmak isteyen bir benliğin problemi o. Peki o sen misin? Ya işte çocukluğumda görülmedim, fark edilmedim. Hiç kimse benim ne istediğimi sormadı falan. Bu hikayeye kapılırsan ve kendini öyle biri zannedersen, o zaman aslında ayetin başına da dönelim bu vesileyle. Allah'ın vaadini de unutuyorsun. Allah sana diyor ki, sen bana aitsin. Senin varlığın benim varlığımla ayakta. Sen benimle varsın. Senin varlığının referansı benim. Seni ben her an görenim. Her an seni hakiki manada koruyup kollayanım. Ama neyi koruyup kolluyorum? İlla bedenini koruyup kollamıyoruz, diyor Allah. Çünkü o sen değilsin. Diyor ki, birine araba verdiniz. Ve dediniz ki ona, seni koruyacağım. Her kazadan sağ çıkıyor. Şimdi korunmuş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Ama her kazada araba pert olabilir değil mi? Şimdi benim özüme hangi musibet isabet edebilir? Hiçbir musibet. Ölüm bile benim özüme isabet edemez. O özümün bir deneyimine dönüşür. O zaman Allah beni koruyor. Şimdi işte o ayetin sonuna geliyoruz. O çok diyor aldatan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Mesela biz bazen ne diyoruz? Ya Allah'a da küstüm diyoruz ya. Beni korumadı diyoruz. Beni sahiplenmedi diyoruz. Beş para etmez insanlara her istediğini veriyor. Ben o kadar ibadet ediyorum, bana vermiyor diyoruz. Bu nedir? Bu yanlış bir Allah algısıyla aldatılmaktır.
yanlış bir Allah algın var. Sen bakacaksın, ben öz varlığımın farkında mıyım? Buna bakacaksın. Gerisi bir deneyim. Ama şeytan ne yapıyor? Seni yanlış bir Allah algısıyla aldatıyor. Mesela diyor ki, mesela atıyorum, bana çok garip gelir. Bak, Allah seni yalnız bıraktı diyor. Herkes evlenmiş, çoluk çocuğu var, şuyu var, buyu var, eşi, arkadaşı, dostu var. Bak diyor, Allah seni yalnız bıraktı. Be hey cahil insan, Allah da mı yok? Yani Allah seni nasıl yalnız bırakmış olabilir? Yani Allah algısının temeline zıt bir şey. Yani ben nasıl Allah'a, sen beni nasıl yalnız bıraktın diyebilirim, değil mi? Bu tırnak içinde ilkesel olarak sahte bir şey. Allah bana demez mi? Ve demiyor mu? Ama ben onu duymuyorum. Neden? Çünkü o sahte benlik onu duyamaz. Allah sana kulağına şunu fısıldıyordur deyim yerindeyse. Ben varım ya, ama sen bunu duymuyorsun ki. O sana her an ben varım ya diyor. Ama sen birine takılmışsın ya, bir insana. Diyorsun ki Allah beni yalnız bıraktı. İşte Allah ile aldatmak da budur. Ve biz farkına varmadan nefsimizin veya şeytanın yanlış Allah algısıyla aldatılıyoruz. Allah ile aldatmak temelde budur. Mesela işte bak, sen Allah'ı seviyorsun, inanıyorsun. Senin haline bak, şu ateiste bak veya şu Allah'a isyan edene bak. Bir tarafta adam Kur'an-ı Kerim yakıyor. Sen her gün başının üzerinde tutuyorsun. Adamlar 50 bin dolar gayri safi milli gelirleri var. Sen nasıl yaşıyorsun, değil mi? Şimdi bu çok makul gibi görünen bir şey, değil mi? Halbuki senin o kafana göre o Kur'an'ın sayfalarını yakan, daha doğrusu Kur'an'ın literal olarak yazıldığı bir selüloz kağıdını yakan adama sen kendi aklınca şöyle düşünüyorsun: Allah bunları yerin dibine batırmalı. Niye batırmıyor acaba diye düşünüyorsun. Çünkü neden? Çünkü sahte bir benlikle bakıyorsun. Allah acaba niye Hazreti Hüseyin'i ve 70 küsür insanı öldürmeye kastedenleri yerin dibine batırmadı da Hazreti Hüseyin ve yanında 70 küsür kişinin ölmesine müsaade etti? Bak, Allah ile Hazreti Hüseyin aldatılamadı. Şeytan Hazreti Hüseyin'i aldatamadı. Mesela Hazreti Hüseyin aklından böyle bir şey geçti mi? Geçmedi. Bizim biraz geçiyor, değil mi, böyle hafiften böyle. Hani Hazreti Hüseyin yerine kendinizi koyun. Peygamber torunusunuz. Ömrünüz boyunca Allah duyarlılığı içinde yaşamışsınız. Zulme karşı mücadele etmişsiniz. Ve zulmü ortadan kaldırmak için çaba gösteriyorsunuz. Ama tırnak içinde zalimler kazanıyor. İçinizden, tırnak içinde, hangi içinizden onu sorgulayın. Yani içinizden bir şey geçer, değil mi? İşte o içinizden geçen şey Allah ile aldatılmaktır çoğunlukla. Mesela Allah bize niye yardım etmiyor? Niye onlara yardım ediyor? Değil mi? Bu nedir? Bu sahte bir Allah algısıyla aldatılmaktır. Bu ne demektir? Bu şu demektir, bakın. En başta Allah'ın vaadi haktır dedi. Allah'ın vaadini iyi bilmeliyiz. Allah'ın vaadini iyi bilirseniz sahte bir Allah algısıyla aldatılmazsınız. Mesela ben bunu çok düşünmüşümdür. Yani kendimi orada Hazreti Hüseyin'in yerine, Hazreti Zeynep'in yerine, orada daha birkaç yaşındayken, kundaktayken okla öldürülmüş çocukların yerine koyarak bakmışımdır. Yani nereden bakarsan bu durumu doğru okursun, nereden bakarsan
aldanır ve aldatılırsın. O yüzden ayetin başıyla sonu arasındaki ilişkiyi de anlamamız gerekir. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadini doğru tanırsan yanlış Allah algısıyla aldatılmaz. Mesela bizim çocukça Allah algımızda şey vardır yani. Hani atıyorum işte namaz kılarsan Allah seni korur. Korur da neyi korur? Değil mi? Allah beni korur. Ama ben neyim? Önce onu anlamam lazım. Allah beni korur. Ama ben neyim? Ben beden miyim? Eğer bedensem bak Allah korumadı. Bir yaşındaki o çocuğun ne günahı vardı? Niye onu korumadı? Ne suçu vardı? Öbür tarafta birisi bir yerin valiliğini almak uğruna Hazreti Hüseyin'in karşısına çıkıp kılıç salladı. O mu başarılı olmalıydı? Hazreti Hüseyin mi? Peki Allah'ın vaadi nedir? Allah'ın vaadi senin özünü kendisine ait görmesi, kendisinden kaynaklanan bir özün var ve seni koruyacağını vaat etmesi. Allah her durumda senin özünü korur. Özünün bilincinde olduğu zaman da gerçekten seni korumuş olur. Ama sen kendini bir beden, bir ilişkiler yumağı, ilişkilerin içinde ortaya çıkan bir varlık olarak algılarsan Allah senin ilişkilerini korumayı vaat etmiyor. Allah hiçbir ilişkiyi koruyacağını vaat etmiyor. Diyor ki bak çocuğun var, depremde ölebilir. Bir kazada ölebilir. Bir hastalıkla ölebilir. Niye Allah benim çocuğumu korumadı? Dersen sahte bir benlikle yanlış bir Allah algısı üzerinden aldatılmış olursun. Ve dikkat edin, hepimiz buna uğruyoruz. Allah ile aldatılmak modern bir şey değil yani. Kadim bir şey. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'de mesela Habil'de Kabil olayında hani diyor ki sen beni öldürmeye kalksan da ben sana herhangi bir yani müdahalede bulunmayacağım diyor. Evet. İşte burada o öz bilincide mi şey Habil farkında? Evet. O aklıma geldi de yani. Evet. Zaten birkaç defa bahsetmiş olabiliriz. Habil ve Kabil özünün bilincinde olan insanla özünü unutan ve sahte benliklerine takılıp kalan insanın hikayesini anlatan bir şeydir. Yani o evrensel bir şeydir. Biz aslında içimizde Adem'in iki oğlu olma imkanı barındırıyoruz. Ya Habil olacağız ya Kabil olacağız. Ya zahiri durumlar üzerinden kıyaslamalar yapacağız. Ben şu kadar kazanıyorum, bu kadar emek harcadığım halde şu oluyor, bu oluyor. İşte kimse beni sevmiyor veya insanlar ben çok iyi olduğum halde niye beni sevmiyorlar? Ben diyorum ki böyle soranlara, bundan sana ne diyorum içimden önce. Daha sonra bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada rahatsızlık nereden kaynaklanıyor, buna bakacaksın. Yoksa ben çok iyi biriyim ama insanlar beni sevmiyor. Sorun nerede? Sorun ne? İyi olmayı mı kayıp görüyorsun? İnsanların sevmemesini mi kayıp olarak görüyorsun? İyi olmayı kayıp olarak görüyorsan, ya bundan sonra insanlara iyi olmayacağım diyorsan, iyiliği kendine mal ederek bakmışsın. Orada bir ayrı bir sahte benlik. İnsanların sevmemesini kayıp olarak görüyorsan, insanlardan gelecek geri bildirim üzerinden varlığını tanımlıyorsun. O da başka bir sahtelik. O yüzden Hazreti Yunus kıssası bu açıdan önemlidir. Niye kızdın diyor. Yıllarca tebliğ etmiş. Ve Allah hiç şey yapmamış yani. Tırnak içinde ya getir bakalım hesapları.
kaç kişi inandı, kimi inandırdın, yok. Ama ne zaman kızıyor, bir dur bakalım diyor, sen bir dikkat et, problemi görmeye çalış, yoksa bu çok büyük problem. Bakın problem dışarıda değil. Ya insanlar inanmıyorlar veya farklı düşünüyor. O ayrı bir şey. O benim bir problemim olmamalı. Yani şey olarak, ya kızgınlık gösterecek, işte ya işte biz bu kadar tonlarca kitap okuyoruz, bunları böyle süzüp süzüp insanlara da fi sebilillah aktarıyoruz. Ne kadar fi sebilillah aktarıyorlarsa, sonra da ya işte insanlar kıymetimizi bilmiyorlar, gidip 3,5 çapulcuyu dinliyorlar. Bizim abonemiz kaç? Atıyorum 100 bin diyor. Öbürlerinin abonesi 12 milyon. Ne yapıyor? Abuk sabuk şeyler yapıyor. Peki sen bundan niye rahatsız oluyorsun acaba? Çünkü sen de egoistsin. Sen de ehli dünyasın. İstersen sabah akşam Allah'ı anlat, hiç fark etmez. Sen ehli dünyanın ta göbeğindesin. Neden? Çünkü onaylanmak, beğenilmek, işte etkili olmak, faydalı olmak, tabii onları da biraz süslüyor benlik. Onun üzerinden hayatı yaşıyorsun. O zaman ehli dünyasın. O yüzden dünya hayatı sizi aldatmasın demek, şu gördüğünüz alem sizi aldatmasın demek değildi. Alem neyle aldatacak ki seni? Ama sen dersen ki, ya işte Boğaz kenarında yaşamakla, atıyorum bilmem nerede yaşamak arasında büyük fark var. Ya o zaman işte dünya hayatı seni aldatmış olur. Bak Boğaz seni aldatmıyor. Veya şurası burası seni aldatmıyor. Veya işte çocuk, eş, o, bu seni aldatmıyor. Seni aldatan hayatı, varlığı bunların üzerinden tanımlayan benliğindir. Ona dikkat etmelisin. Onun farkında olmalısın ve ondan farkındalık süreci içinde çıkmalısın. Çıktığın zaman özgürleşirsin. Nerede olursan ol fark etmez. Mısır'a aziz de olsan fark etmez. Haksız bir şekilde hapse atılsan da fark etmez. Asıl olan şey gerçek kendinin ne olduğunu fark etmendir. Bir insanın seni terk etmesi de fark etmez. Seni çok sevmesi de senin varlığın noktasında fark etmez. O zaman her şeyi olduğu gibi algılamış olursun. Hiçbir şey seni şaşırtmaz. Hiçbir şey seni o doğal huzurundan, farkındalığından çıkarmaz. Hiçbir şey senin varlığındaki o huzuru, dengeyi, doğallığı, saf mutluluğu ortadan kaldırmaz. Hiçbir şey. Dışta görülen her şey o bilinçle müşahede edilir. Ve hiçbir bu anlamda şikayet, hiçbir küsme, alınganlık, sitem ortaya çıkmaz. Neden? Çünkü onları ortaya çıkaran benliklerin artık yoktur. Atıyorum, 5 tane evladın var. Seni huzur evine mi attılar? Olabilir yani. Senin bir problemin değildir o. Sen bundan dolayı sitem etmezsin. Ama şimdi kendinize sorun. Anne baba olanlar veya olmayanlar. Yani anne baba olsanız, 4-5 çocuğunuz olsa, hepsi çok zengin olsa, imkanları olsa ve biz biraz sonra geleceğiz deyip sizi Darül Aceze'nin kapısındaki banka koysalar. Var böyle bazı örnekler mesela. Üzücü ama işte o sahte benliklerimiz yüzünden oluyor. Ömür boyu hayata küsebilirsin. Artık sen yaşamayan bir canlı cenazeye dönebilirsin. Neden? Çünkü
sen hayata neyin üzerinden bakmışsın, neyin üzerinden tutulmuşsun? Ben çoluk çocuğumu koruyup kollayacağım, fedakarlık yapacağım, onlar için yaşayacağım diyen bir benlikle yaşamışsın. Bakın aslında ne kadar şey bir benlik değil mi? Hani masumane, takdir edilecek gibi gözüken bir benlik. Ama sahte bir benlik bu. Yaptığın şey doğrudur. Doğal olarak o fedakarlığı yapabilirsin vesaire. Ama onun üzerinden kendini tanımlıyorsan Allah yardımcın olsun. Hani olgular var ya hocam, hani olgulardan yaşamak. Mesela bir anne diyor ki ben saçımı süpürge ettim, o da gitti, beni huzur evine verdi. Ama bu ihtimal var hayatta. Yani bunu kabullenerek, kabullense iş dünyada aramayacak, kendinde de üzüntü olmayacak. Şimdi bakın, zaten gerçek varlık kendinde ikamet eder. İster huzur evinde ol, ister başka bir yerde ol. O bilinçli olduğunda senin için hayat bir deneyimdir yani. Senin için şurada, burada yaşamak, orada yaşamak, şununla yaşamak, bununla yaşamak diye böyle iyice yapıştığın bir şey yoktur. Sen Allah'la yaşarsın. Her durumda. 10 çocuğun da olsa sen Allah'la yaşayarak o 10 çocukla birlikte yaşarsın. Kiminle yaşıyorsun? Allah'la. Bazen arkadaşlarım mesela telefon açar, ne yapıyorsun? İşte iyiyim, ofisteyim. Kimse var mı? Kiminlesin? Diyorum ki Allah'layım. Anlatabildim. Hani kim var? Diyorum Allah'la ben. Bu aslında neyi hatırlatıyorum? Kendime de, muhatabıma da. Dikkat et, bak hiçbir zaman yalnız olmayız. Değil mi? Yalnız mısın? Yok diyorum, yalnız değilim. Kim var? Allah. Her zaman onunlasın. Bu tabii ki böyle bir söyleme indirgenmemeli. Bu bir farkındalığa dönüşmeli. Çünkü hakikat budur. O yüzden Allah diyor ki Allah'ın vaadi haktır. Yani ben size şah damarından daha yakınım. İnsan egosu diyor ki ama ben hissetmiyorum. Tabii ki o ego hissetmez. O ego kendiyle beraber. Ama Allah'ın vaadi haktır. Onun bilincinde yol alırsan o vaadinin hak olduğunu idrak edersin. O sana hakikati olduğu gibi gösterir. O zaman her şeyle ilişkin o farkındalıklı olur. Annenle de, babanla da, arkadaşınla da, eşinle, dostunla da, herkesle ilişkin Allah'la ilişkili bir varlık olarak gerçekleşir. Kaynağın ve merkezin Allah'tır. Kaynağın ve merkezin hakikattir. Senin varlığın hiçbir şeyle ne azaltılabilir ne arttırılabilir. İsterse çocukluğunda sokağa atılmış ol. Senin varlığın sokağa atılacak bir şey değildir. O sokak da Allah'ındır. Sen Allah'a aitsin. Ama ne zaman ki kendini sokağa atılmış biri olarak görürsün, işte o zaman sahte bir benliğe kapılmış olursun. Sonra da psikologlar sana travma terapisi yapmaya başlarlar. O benliği tedavi etmeye çalışırlar. O benliği şey yapmaya, yumuşatmaya çalışırlar. Halbuki sen o değilsin aslında. Balığın içinden çıkmaya ihtiyacımız var. Adım adım, yavaş yavaş, acele etmeden ama dikkatle ve gayretle o sahte benliklerin içinden çıkmaya ihtiyacımız var. Kendini hiçbir şeyle tanımlamayan öz ile olmaya ihtiyacımız var. Ve içine düştüğümüz balıkların farkına varmamız gerekiyor. Mesela hiç kimse beni beğenmiyor. Bak bu çok iyi bir balıktır yani. Semiz bir balıktır. İyi beslenmiş bir balıktır. Ve dikkat etmezsen seni bir ömür boyu, hatta kıyamete kadar yutar. Ölürsün. Ölüm sonrası hayatında da böyle başın öne eğik, kimse beni anlamadı dersin. O yüzden ölümle de kurtulamıyoruz arkadaşlar benliklerden. O yüzden dikkatinizi çekiyorum.
burada kurtulmaya çalışacağız. Burada kurtulamazsak orada kurtulmaya çalışacağız. Ama ölünce tak diye kurtulmuyoruz. Teşekkür ederim.